Saliha Hanım da bir anne, aynı sizin gibi aslında. Şimdi iki anne var karşımda. 23 yaşındaki evli kızım Zeynep Karasakal 4 Aralık tarihinden beri kayıp diyerek iki anne programa başvuruda bulundu. Niye Evet. iki anne diyorum? Sus, sus. Çünkü Saliha Hanım kızını arıyor, anneanne de Doğru. onun yanında. Siz de torununuz için buradasınız. Kızınız evli Zeynep, çocuğu var mı? Yok. Çocuğu yok. Kiminle evli? Damadım Mahmet Karasakal'la evliydi. 5 senelik evli kızım. O cumartesi günü babamın mevlidi vardı senesi. Biz onunla konuştuk. Cuma günü akşamı kızım dedim mevlide gel dedin senesi. Anne ben fabrikadayım dedi. Ben dedi gelemem. Dedi neredesin? Fabrikadayım. Saat kaçta çıkıyorsun dedim o akşamı. Saat 1'de, 1'den sonra ben dedim, sana gelemem dedim. Uzak aramız dedim. Muratlı'da kızım yaşıyor. Ben Tekirdağ'da yaşıyorum. Muratlı'da yaşıyor. Evet. Ondan sonra sabah oldu. Cumartesi günü tekrar yine ben onu aradım. Zeynep neredesin dedim. Anne de saat 3'te dedi. Fabrikaya gideceğim dedi. Arabaya bineceğim 3'te dedi. 4'te dedi. İşbaşı yapacağım dedi. İPK'yla dedim ben. O da gitti herhalde işe. Ben öyle biliyorum. O akşamüstü de döndük Tekirdağ'a. Sonra işte damat Muhammed aradı. Dedi Zeynep'ten de hayır haber var mı diye söyledi. Dedim ne oldu hayırdır fabrikaya diye çıktı bir oğlum dedim. Zeynep yok dedi. Dedim nasıl yok? Eşime dedim ki kal bir araba bul da gidelim Tekirdağ. Hani Muratlı'ya. Tekirdağ'a Muratlı'ya. Şimdi yalan olmasına saat 11 tarafında mı neydi? Gittik karakola. Dedim Zeynep yok. Eşim orada, damadım orada. Arıyor Zeynep'i. Oradan bir şey çıkmadı. Pazartesi günü dediler. Adliyeye çıktılar. Ben gitmedim. Yalnız Zeynep de bulundu dediler bana. Yalnız dedi Nerede, ismini ne şeyini yapıyor, vermedi. yerini söyleyemiyor. Söylemediler. Söylemediler. Ben de sana geldim rica ediyorum. Kızımı bulun, kızımı Yeah.
Bak bak Allah'ın izniyle inşallah haber vereceğim sana. Bebeğimi kimler götürdü? Kurtlara kuşlara yem yapmayacağım. Vermeyeceğim kızlarımı kimseye. Tamam Salih abla bak biz biz buradayız. Sahip çıkmadım Mahmet. Mahmet. Bak sen ya ne kadar ya sakin olursan ben de elimden geleni yapacağım. Bol bol da fotoğrafını verelim. Bak iğnen bak. 17 yaşında kaçtı kızcağızım. Bu kocasın 17 yaşında kaçtı alalım dedim. Eşim bırakmadı gitsin dedi. Yuvasını kursun Salihem dedi. 5 senelik evli kadın nereye gider çocukları almadı. Tedaviye başladı hep yarım kaldı. Kızım seni kentten aldı götürdü. Kurtlara kuşlara yem vermeyeceğim. Kötü yollara düşmesin. Çok korktum. Allah korusun. Milli otuk o toprağa girecekti. Düşmenler yaşayacak mı dünyayı şimdi? Dur Salih abla. Evladımı istiyorum evladım. Annenin sevgili seyirciler Zeynep kara sakalı arıyoruz Zeynep. Fotoğrafı. Bir sağlık personeli gelsin. Dur. Salih abla bak anneanne de... Şimdi anneanne de yazık o da yani yaşıyla beraber. Dur. Ay yavrum. Şimdi fotoğrafı ekranda Zeynep Karasakal normalde Tekirdağ Muratlı'da yaşıyor. Evet. Orada fabrikada çalışıyor. 4 Aralık tarihinde gel bak ben sana kolonyada vereceğim şöyle bir iyi gelir. 4 Aralık tarihinde annesine ben fabrikaya gidiyorum diyerek evden evinden çıkıyor. Ve sonra da kendisinden bir daha haber alamıyor aile. Polis tarafından kızınız bulundu, ifade verildi diyor, deniyor. Ama o ifadede Zeynep'in ne söylediğini bilmiyoruz. Sadece anneye bir telefonda Diyarbakır'da olduğunu söylüyor. Diyor ki Diyarbakır'a gidecek yol parası bile yoktu. Diyarbakır'a gitmesi mümkün değildir diyor. Zeynep'in, Zeynep 23 yaşında, fotoğrafı da ekranda. Lütfen tanıyanlar, bilenler bize çağrıda bulunsunlar, ihbarda bulunsunlar. Bu gözü yaşlı annenin gözyaşlarını hep beraber dindirelim. Sapasağlam kızı bir yere gitmiş olsa bile. Şimdi kocasından mı kaçıyor, ana babasından mı kaçıyor, ailesinden mi kaçıyor? Niye bir anda ortadan kaybolup izini kaybettirdi? Zeynep Karasakal nerede? Gören tanıyan bilenlerin ihbarıyla şuraya canlı canlı bir kızını getirsek... 4 Aralık'tan beri nerede yaşadığını, nasıl olduğunu anneye bir göstersek birazcık yüreğine su serpmiş oluruz. Bu konudaki, bu konuda gelecek olan ihbarlar bizim için çok önemli. Salih ablacığım bak biz senin yanındayız. Senin acın bizim acım, tamam mı? Senin arayışın bizim arayışımız. Sen hiç merak etme. Bu arada ne telefon attığında mı? Ay hadi inşallah. Dur. Zeynep şu anda bulundu. Telefon hattında. Alo de. Alo Zeynep'im. Zeynep'im neredesin yavrum? Çek gel anacığım kimseden korkma. Zeynep. 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 Diyarbakır'dayım diye söylüyorsun. Bir daha arıyor ekip arkadaşlarımız. Bir saniye telefon hattı kapanmış tekrar arıyorlar. Ama en azından biz Zeynep'e ulaştık. Zeynep bulundu. Bakalım telefona bağlandı. Zeynep merhaba. Alo. Zeynep beni duyuyor musun? Baskı. Zeynep. Ya vurma kendine vurma. Vurma. Zeynep. Şimdi Zeynep Mahmut'la 5 yıldır evli. Çocukları Muhammed da yok. Muhammed'le evli Mahmut'la diyorum. Bir anda ortadan kayboluyor. Kızın yani böyle sana haber vermeden ortadan kaybolacak bir çocuk mu? Ne desem sana şimdi Vesna abla. Ben bir şey söyleyebilir tabii miyim? Tabii. Çok el telefon attığında kızım. Alo de. Çok el alemin ağzına. Alo de. Beni alo de. Alo kızım. Zeynep'im. Anne ben gayet iyiyim. Ya kızı. Bağırma. Bağırma. Bağırma ben annem gayet... burada fenalaşıyor. Bağırma. Ya anne ben gayet iyiyim. Sağlıklıyım ya. Niye bunu anlamıyoruz? Ben annenle konuştum. Gayet iyiyim. Sağlıklıyım. Zeynep. Neredesin peki? Annene Diyarbakır'dayım demişsin. Diyarbakır'da mısın? Evet Diyarbakır'dayım. Gayet iyiyim. Sağlıklıyım. Ben bir, hani kendimiz burada
gayet huzurlu, mutlu bir yuva kurdum. Gayet de sağlıklıyım yani. Kiminle yuva kurdun? Ya orası bana kalsın. Ben kendime bir hayat kurdum. Ben bir şekilde oraya geleceğim zaten. Birkaç ay sonra zaten oraya geleceğim yani. Hayır. Niye? Geleceğim. Kızım sen evden... Ben gayet iyiyim, sağlıklıyım. Mutlusun yani. Senin huzurun yerinde. Evet. Evet, ya Salih Anlıcığım, siz niye şimdi böyle arayıp da bunu, kızın huzurunu bozdunuz? Bak her şey yol tıkırında gidiyormuş ya. Zeynepciğim, senin aklın başında mı? Ben bunu anneme de söyledim. Gayet iyiyim, mutluyum dedim ben anneme. Eşinize söylediniz mi Zeynep Hanım? Nasıl? Eşinize söylediniz mi? Mutluyum. Hayır. Ben yuvam var yeni diye. Hayır, söylemedim. Çünkü ben onunla konuşmak istemiyorum. Zaten boşanma aşamasındayız zaten biz onunla. Boşanma davası açtın mı? Evet, o açmış zaten. Şu anda Şubat'ın 13'ünde ya da 14'ünde mahkememiz var zaten. Peki, senin nerede olduğunu biliyor mu eşin? Hayır, bilmiyor. Bilmesini istemiyorum. E tamam, boşanma davası açtı. Evraklar sana gelmeyince sen nasıl ulaşacak sana herkes? Ya ben sağlıklıyım, ben gayet iyiyim. Ben anneme zaten dün de konuştum. Zaten anneme de ben bunu söyledim zaten anneme. Dün konuştum. Oradan da çıkmasını istedim. Televizyon çıkmasına gerek yoktu yani. Ha yerim mi? Ha anladığım kadarıyla. Ben iyiyim, mutluyum, sağlıklıyım, hayattayım. Endişe etme, beni rahat bırak dedi. Evet, ama... evet aynen böyle. Peki siz kızınızı rahat bırakmak istiyor musunuz? Ben kızımı orada bırakmak istemiyorum. Bu yeni gelsin, nikahlısın. Sen nasıl yuva kuruyorsun? Yuva üstüne yuva olmaz, nikahım var. Boşanmadan sen yuva kuramazsın kızım. Boşanacaksın, ondan sonra sana bir müddet verecek ve ondan sonra yuva kurarsın. Senin gülme tamam, kocan tamam. Var. Ben sana bunu sana anlattım anne. Bağırma, bağırma. Peki mutlu oldun. Ben huzurluyum diyorum size. Hayatım bir şey söyleyeceğim. Bu kadar gittiğin yerden emin sen. Söylesene kimle beraber olduğunu. Annenler de bir tanısın, bilsin bu adam kim diye. Ya ben ona gerekirse zaten söyleyeceğim. Kim zaten bu kişi? Sıkıntı yok. Kim bu kişi, kim? Ay söylemeyeceğim. Bu da bana kalsın. Gayet huzurlu. Zeynepciğim yani. Tabii ki sana kalsın yani. Hayatım şunu anlamıyorsunuz siz. Problem nerede biliyor musunuz? Siz istiyorsunuz ki siz kafanıza göre davranın. İstediğiniz şekilde hareket edin, istediğiniz yere gidin, istediğiniz insanla beraber olun. Geridekiler umurumuzda değil. Ne zaman ki onlar sizin peşinize düşüyor, siz benim hayatıma karışamazsınız. O zaman hayatınıza karışılmayacak şekilde düzgün davranın lütfen. Sizlerden ricam bu. Ben zaten geleceğim oraya. Ben zaten annemin yanına geleceğim. Ay, 4 Aralık'tan beri tamam oraya. Peki 4 Aralık'tan beri bir zahmet ben iyiyim, sağlıklıyım diye gelip sizin elinizi öptü mü? Yok, hayır gelmedi. He? Gelmedi. Hiç gelmedi. Sen nikahlısın. Gel annenin babanın evine, tamam burada bizim yanımızda boşan. Ondan sonra ne yaparsan yap seni kurtların eline bırakmam kızım. Seni bilmem kim götürdüyse seni belki harcayacaklar. Seni belki toprağa verecekler. Onlar yeryüzünde yaşayacaklar. Ya ben ne yapacağım Zeynep? Aklını başını topla. Anne oradan da beni bir izin ettir oradan. Yürü yürü. Kızım bağırma yavrum, hep böylesin. Beni dinlemezsin, hep bir dışarıdakileri hep böyle dinmedin. Beni hep böyle azarladın yavrum, yapma etme. Gel evladım. Gel seni boşayacağım da doktora da götüreceğim. Gel canım. Kim götürdüyse Allah bin kez belasını versin. Versin, yaptılar beni, Allah onu da yapsın. Gel kızım ne olursun gel Zeynep'im. Senin kimden aldı kaçırıp götürdüyse bir yerlere getirsin ben götürdükleri gibi. 5 liraya mahkeme mi açılırmış Allah'ın belası kızım benim. Hiç mi kafan çalışmıyor ya? Kendisi Diyarbakır'a gidemez mi? Salih Hanım. Kendisi kızınız Diyarbakır'a gidemez, onu birinin götürdüğünü mü iddia ediyorsunuz? Evet, bir yersini bilmiyoruz anacığım. Hiç kimseyi tanımıyoruz, bilmiyoruz. Ama bu arada Diyarbakır'da olup olmadığından da şüpheli yani. Ben nereden bileyim Diyarbakır'dayım dedi. Belki Malatya'da çıkacak, Malatya'dayım dedi. Belki Denizli'de çıkacak. Nereden bileyim bunu? Söylemiyor işte, yalan söylüyor. Ama akşam konuştuk, telefon numarası ver, bundan beni ara dedi. Hı-hı. Hatta buradaki arkadaşlara da verdim. Hı hı. Dedi ki bana, anne bu numarayla dedi, eşime kimseye verme, dağıtma dedi, sen de dursun dedi, arada ben seni arayacağım dedi.
Ben de huzurluyum, mutluyum dedi. Ben birkaç ay sonra geleceğim dedi. Hiç inanmam, toprağa girdikten sonra bana gelecek. Veya alacak onları, kötü yola düşürecek. Ben onu nereden, nasıl çıkarırım Esra abla? Daha önce kaçtı nasıl mı? Nasıl çıkarırım? Daha önce kaçtı mı? Kaçak evlendi zaten, 17 hayır, yaşında kaçtı. Onun haricinde yani bu dönemlerde başka kaçmadı. Bir kaçıp gidip gelmesi kaçmadı. Oldu mu? Hayır. Olmadı. Hayır. Bir sağlık sorunu var mı? Var, psikoloji bozuk. Seni beni böyle işte görüyorsun. Nasıl bağırıyor çakacak. Evliliğinde problemleri var mıydı eşiyle ya, böyle? Anne ben boşanmak istiyorum. İşte hiç anlaşamıyoruz, kavga ediyoruz. Hiçbir şeycik demedi. Hep huzurlu mutluyum dedi. Peki Mahmut mesela karısı bir anda ortada olmayınca şok olmadı mı eve gelmeyince? Muhammed deli oldu ama çocuk. Mahmut, niye taktım ben Mahmut adımı Muhammed adı? Kusura bakmayın ha. Muhammed deli oldu, bizi aradı. Dedim oğlum madem ki erken geldiysen işten bizi erken arayıp biz de erken gelseydik. Saat 11 miydi valla? 12'ye mi ne gelirdi biz? Adam şoka girdi mi yoksa beklediği bir şey yok, miydi bu? Yok şoka girdim dedi. O da perişan, ben de perişan ama değilim hemen boşanma dedi. Davası seviyor mu? Açmış. Ha, koşa koşa gitmiş de. Yani bakın Muhammed de gitmiş boşanma davası açmış. İkisi damat kendisi gidiyor. İlk evet. Önce damat. Kendisi gidiyor, damat ben seni boşayacağım diyor. Bizim bir şeyimiz, bir şeyden haberimiz yok. Belki o de adam beni terk eden birini, hani evin içerisinde artık sosyal medya kullanıyor muydu, arada ne problemler vardı bilmiyorum. Şimdi aileler hep şey diyor, ay çok mutluydu diyorlar. Halbuki öbür tarafta kıyamet kopuyor yani o evin önce, içerisinde. İlk önce bunlar birkaç gün önce benim haberim yoktu. Bunlar beraber gitmişler, gizli dilekçe falan yazmışlar. Belki dosyalar falan çıkar mı bilmem abla, ondan haberim yok. Anladım, yani demek ki onlar ayrılık kararını vermişler. Şimdi bu arada Zeynep, telefona bağlan bir şey söyleyeyim. Yani eşin hele senden bu kadar boşanmaya dünden razıysa kaçmak yerine boşanmayı gerçekleştirip sonra kendi bir hayat çizmen daha kolaydı. Şimdi bu sefer olayı çok daha böyle karma karışık bir hale getiriyorsunuz. Yayına bağlanıp söz hakkını kullanabilirsin. Benim de söylemek istediklerim var, merak ettiklerim var. Bu arada Mahmut Bey de lütfen yayına... Mahmut. Ay Muhammed Bey ama benim için Mahmut o bitti. Ben artık o benim böyle bir huyum var biliyorsunuz. Ben şimdi birine taktım. Senin adın Eda, ben sana Serpil dedim. Ölsem bir daha ona Ela diyemem. Bu sefer de yanındakiler der ki sana Serpil derse çaktırma, o öyle alıştı diyorlar. Şimdi benim için Mahmut Muhammed. Muhammed Bey, kendisinin eşi zaten anladığım kadarıyla çift olarak da ayrılık kararını almışlar. Zeynep, hani sen de bir an önce gelirsen, şu Muhammed Bey de bir yayına bağlansın. Hani insanın karısı kaybolunca ne yapar? Şoklara girer, komalara girer, üzülür, kızar, bir şey olur. Böyle bir duygu kim? Muhammed Bey telefon hat. Bak Mahmut dememek için elimden geleni yapıyorum. Muhammed Bey merhaba. Merhaba ablacığım. Ya kusura bakmayın, isminizi Muhammed diyeceğim diye başka bir şey çıkıyor ağzına, onu da söylemeyeyim. Olsun, estağfurullah, insanlık abi, yanlışlığınızı bakıyor. Ay sağ ol, sağ ol. Ay ne güzel büyüklük yaptın. Şimdi eşinizin o kaçtığı günü ve evliliğinizle alakalı birkaç merak ettiğim şey var. Şimdi eşimin kaçma durumu şöyle, ablacığım, ben size şöyle söyleyeceğim. bundan 4-5 hafta önce cuma günü 4-12'den işten geldi. İşten geldi, ben bunu şey yaptım, duraktan aldım, eve götürdüm. Duyuyor musunuz beni? Dinliyorum ben seni, sessiz sakin. Eve götürdüm. Bu işin artık utanması, arlanması yok. Ben şunu söyleyeceğim. Gaz dedi bana işe gideceğim dedi. İşe gittim. Tamam mı ablacığım? Ben işe gittim. Saat 11:30-12 civarı aradım. Arasında. Zeynep dedim ne yapıyorsun dedim. Evdeyim dedi. Yatıyorum dedi bana. Yatıyorum deyince ben iyi dedim yat o zaman dedim. Sonra konuşuruz dedim gene. Tekrar 1'e doğru tekrar aradım işe çıkacağım zaman. Telefon kapalı. Telefonuna ulaşamıyorum. Telefonun ulaşamayınca saat 1:30 oldu, 2 oldu, 3 oldu. En sonunda kız kardeşimi aradım. Git dedim eve bak, belki dedim yengen dedim birisi arıyor diye rahatsız oluyorum
telefonu kapatmıştır dedim. Kızım dedim git kapıya bir tıkla bakayım dedim. Yengen açsın kapıyı dedim. Kardeşim gitti kapıya vuruyor vuruyor. Kapıyı açan yok. Abi dedi beni açan yok dedi. Benim kapıda mısın dedim. Evet dedi. Bir daha dedim vur bakayım kapıya dedim. Kapıya vuruyor. Gerçekten abi kimse açmadı dedi bana. Neyse ben bu sefer eve geldim. Eve geldim ama şimdi Esra abla ben baktım şarj aleti yok, kol çantası yok. Ben normal zannettim herhalde işe gitti. Ama telefonuna ulaşmayınca şüphelendim. İş yerinden şarjı bittiği için beni bir arkadaşından aramıştı. Ben de onu kaydetmiştim. Tekrar iş yerinden arkadaşını aradım, açmadı. WhatsApp'tan bana yazdı. Sen kimsin diye. Ben de dedim ki kardeşim ben Zeynep'in eşiyim. Ondan sonra Zeynep bizim işe geldi mi? Muhammed Bey bir araya girmek istiyorum. Ben şunu anladım. Ya bu kaçmadan bir gün önce... Şimdi önce evliliğinizde genel anlamda bir sorun var mıydı? Abla yoktu. Normalde iyiydik yani. Bir şeyimiz yoktu kaçmadan önce. Hayır şunu merak ediyorum. Yani siz yani kaçmadan bir gün önce normal karı koca olarak hani evliliğinizi sürdüren, evlilik hayatını yaşayan bir çiftsiniz aslında. Evet. Yani bir gün önce öyle mutlu bir... mutlu olup... Nasıl öleceğimi bilemedim yani. Hani evliliğinde mutlu olup bir gün sonra eşinizin evden kaçması. Ya ama bir şey söyleyeceğim, bunu bir şekilde dile getirmem lazım. Bir gün önce evliliği normal rutininde gidiyor, mutlu, problem yok. Bir gün sonra karısı kaçınca insan şoka girer ya. Şok oldum zaten, şok oldum. Hani bir gün önce kavga edip kaçmayı anlıyorum da bir gün önce evliliğinde mutlu olup kaçmayı anlamıyorum yani. Ya genel anlamda hani mutlu, beraber, sıkıntı yok, paylaşım var ve evliliklerini sürdürüyorlar. Çok özür dilerim, bir sıkıntı yok. Ertesi gün sen karının kaçmasıyla aslında büyük bir şok yaşıyorsun. Yaşadım, zaten yaşadım. Tamam, yaşadım. Boşanmak istiyor musunuz? Birlikte boşanma dilekçemi ben verdim. Tazminat da ettim. Birlikte mi anlaşmalı boşanma için sanki anne öyle algılamış. Birlikte gitmişsiniz, evdeyken eşinizle birlikte mi müracaat ettiniz? O daha öncelerdendi. Kaçmadan 4 ay öncesindendi. Niye boşanmak istediniz? Sürekli arkadaşlarına gitmek istiyordu. Sürekli sağ sola gitmek istiyordu. Yapma Zeynep, etme Zeynep. Bak birisi seni kötü yola düşürür. Bir iş gelir. Muhammed Bey, eğer anlaşmalı boşanmak isterseniz, yani bu konuda Zeynep'e bir teklifiniz var mı? Hani bir an önce anlaşmalı boşanalım diye. Anlaşma yok. Devletin kestiği parmak acımayacak bu saatten sonra. Yok. Peki. Ben daha önce her şeyi yaptım. Peki, teşekkür ediyorum. Bana bir aydır ulaşmıyor. Zaten. Siz de duydunuz. Hayır. Yalan söylüyor. Mutluymuş. Mutlu ya değil. O öyle olduğunu söylüyor. Muhammed Bey de diyor ki ben bir aydır acı çekiyorum. Çeken de benim diyor yani. Evet, o da Zeynep Hanım oldu. Gelmek isterse, ailesiyle kavuşmak isterse bekliyoruz. Ama eşinin de ben tazminat davası açacağım. Bana yaşatmış olduğu mağduriyeti bedelini de ödeyecek dedi. Salih Hanım kızınıza çağrı yapın lütfen. Böyle alayım sizi. Gelin. Nasıl söyleyeyim? Ne? Gelsin. Bir ay sonra geleceğim diyordu ya. Bir gün sonra geldi bari. Zeynep neredesin yavrum? Çık gel bu tarafa. Seni yem olarak kullanmasınlar Zeynep. Aklını başını topla yavrum. Ne olursun gel Zeynep. Zeynep sesimi duy yavrum. Düşürecekler seni tuzağa Zeynep. Seni benden kara toprağa ben ne yapacağım Zeynep? Zeynep hep güzel evladım. Bekliyoruz kalır. Zeynep'i. Zeynep kara sakalı. Salih abla. Şimdi ondan gelecek olan cevabı da ben bekliyorum. aslında tam bir ay olmuş. Çünkü kızınız 4 Aralık tarihinde, 2021 tarihinden beri kayıptı. Bugün de 5 Ocak 2022 Zeynep Karasakal bulundu ve şimdi stüdyomuzda buyursunlar. Salih abla. Zeynep'im yavrum. Yok istemiyor herhalde. Niye böyle yapıyorsun sen?
kızım? Anne. Niye Zeynep'im? Anne. Niye soktun onu evine? Senin yuvanı yıktığın gibi yuvan vardı yavrum. Niye gittin anneciğim? Niyesin? Cevap ver Zeynep'im. Bana parça oldum Zeynep'im. Ben seni onun için mi doğurdum? Onun için mi büyüttüm? Bu yaşa kadar getirdim yavrum. Baban, annen, yengen perişan oldular yavrum. Aynı seni bekleyeceğim. Gel yavrum, gel. Gel güzel evladım. Elademi böyle bir... Allah. Ay. Allah. Bir dakika, bir dakika. Zeynep'im. Dur, Firdevs teyze, sen de bak, yaşın da var senin. Seni mahvetmeyeceğim ya, yavrum. Gel anneciğim. Ya bana yok, hayatta zorlamayın lütfen. Bana bak yavrum, evladım Zeynep'im. Gülme. Gülme anneciğim. Teyzeciğim gel bak, sinirlerin daha da bozulur. Öleceğim, senin için topraklara gireceğim. İnanım seni beste yapacak. Sağa solaya götüreceğim, söz deme bana. Söz deme, yollarım seni. O kadar. Sen kendini... Ay, ay teyzeciğim. Ay tamam. Ay, ay. Al. Arkadaşlar alın. Al. Salih abla gel. Allah seni mahvedecekler. Bir de sen böyle gel. Ya da Zeynep sen böyle gel. Firdevs teyze sizi böyle alayım ben. Gel böyle onların yanında olma. Gel karşıya geçebilirsin. Nereye? Şuraya kaldım? Geçebilirsin. Eda sen burayı bırakma. Teyzeyi oraya alın. Bir sakinleşsin bir an. Değdi mi ya da değer mi? Ya böyle yapması iyi olmadı. Evet ama benim nerede olduğumu hani babam da biliyor. Nereden biliyor Zeynep senin Mehmet düğdüğünü? He yalan söyleme. Ailen senin düğünün onatla kaçtığını, kaçacağını biliyor muydu? Yok bilmiyorlardı. Hiç kimse bilmiyordu. Hani zaten şöyle bir şey oldu. Ben evden kaçtığımda yakalanmam, hani aramam çıktığında o zaman öğrendiler. Hani bütün herkes o zaman öğrendi zaten. Kayıp başvurusu yapıldı. Aynen. Sen kayıp başvurusunda ne dedin? Ben iyiyim dedim, sağlıklıyım dedim, hani ayaktayım dedim. Hani aileme haber verin, ben eşimi terk ettim. Yok. İşte Ömür ismindeki kişiyle, iyi mi Salih abla? Toparlansın gelir. Hani ben böyle bir adamla kaçtım, gayet mutluyum dedin mi? Ya evet söyledim. Ondan benim bir şeyden haberimiz yok. Öyle bir şey söylememiş ifadesinde zaten. Öyle bir şey söylemedim zaten. Diyarbakır nereden? Benim çıktı? Nerede, ben de onu çok merak nerede ediyorum. Olduğumu falan bilmesini istemedim. İstemedin. Aynen. Yani bilgilerin aynen. Saklanmasını istedin. Aynen bilgilerimi istedim. Annenlere ben Diyarbakır'dayım demişsin. Evet. Niye mesela Diyarbakır dedin? Ya öyle gerekiyor. Öyle. Yani bulamazlar, ulaşamazlar, uzak, gelemezler diye mi? Yok öyle de öyle düşünmedim de. Bu aklı kim verdi? Kimse vermedi. Zaten o... Arkadaşlarımın da hiçbir şeyden haberi yoktu zaten. Yani nasıl yok? Sen kiminle gittin, o kadın kimdi? Çocuğunu okula götürmüşsün. Götürmüşsün, getirmişsin. Evini almışsın. Okula girmek istemiyorum. Nasıl konulara girmek istemiyorsun? Kocan deli oldu senin için. Şimdi eşi de biraz sonra yayına bağlanacak ama ben eşinin söylediği bir cümleyi söylemek istiyorum. Sen 4 Aralık'ta evden kaçıyorsun, 3 Aralık'ta fabrikadan eve geliyorsun. İşten çıkıyorsun, hatta kocana beni gel al diyorsun. Eve gidiyorsun, diyor ki biz o gece çok, yani o gün işten geldikten sonra çok mutluyduk diyor. Bizim karı koca olarak aramızda bir sorun yoktu. Birbirimizi seviyorduk ve karı koca olarak ilişkimizde de yaşıyorduk. Fakat ertesi sabah ben karımın kaçtığını ve kayıp olduğunu öğrenince şoka girdim. Başına bir şey geldiğinden korktum dedi. Bilmiyorum. Zaten benim aklımda vardı ya. Ne kadar sürede? Bayağı bir. Ne kadar yani onun bir süresi vardır. Var. Kaç yıllık evlisiniz? 6 sene. 6 yıl. 6 yılın kaç yılı kaçmayı düşünüyordun? Yani 1,5-2 ay falan.
1,5-2 ay. Bu ömür denilen kişi hayatına 1,5-2 ay önce mi girdi? Hayır. Ne kadar süredir var? Ya onun adını geçmesini istemiyorum. Peki kaçtığın kişiyi ne kadar süredir tanıyorsun? Bayağı bir tanıyorum. Ne kadar? Yani. Yalan. 5 ay, 3 ay, 8 ay, 1 yıl. Bayağı var işte. Ne kadar hayatım? Ben ne kadar orası, mesela ya var bayağı ya diyorsun. Orası bana kalsın. Ya. Bir yıl var açıklamak mı? Açıklamak istemiyorum. Bir yıl var mı? Var. Bir yıldır var. Sosyal medya, yani nereden tanıştınız? Tanıştık ya bir şekilde. Sosyal tanıştık. Medyadan mı? Nereden? Ya. Bu eve gelen arkadaşın mı sizi tanıştırdı? Hayır. Bir bayan arkadaştan bahsediyorlar. Bu arada Salih abla şu anda iyi, o sinir harbiyle, o üzüntüyle beraber tabii ki beden de kendini bıraktı ama şu anda çok iyi. Bak kızın da karşında. Ama o senin beklediğin tepkiyi vermedi. Sen senin kucaklamasını, seninle kavuşmasını istedin ama o sana karşı bir duvar. İstediğini sorabilirsin. Canı sağ olsun. Ne diyeyim? Yavrum, gel canım. Senin zihnini çok yıkamışlar. Sen daha nikahlı karısın. Nikahın altındasın. Sen hiçbir yere gidemezsin yavrum. Boşandın lan. Bilemem artıkını. Anladın mı? Sen çalışırdın. Fabrikada sen bunları buldun. Bilemiyorum fabrikadan diyebiliyorum. Seni fabrikaya da hiç göndermek istemedi kocan. Hep ikna ettin kocana. Gideceğim. Çalışmak istiyorum diye söyledin. O çocuk da seni kıyamadı. Girdiniz bir fabrikaya soktu. Sen niye yaptın, ihanet ettin kocana? Yazıklar olmayacak mı sana? He? Bu kadar namkör olma yavrum. Küçücük yaşta kaçtın, sana korkanak geçti. Evlilikler bitirebilir. Eşinden boşanmak isteyebilir. Hı. Ama evliyken hayatına bir yıldır işte sosyal medyadan ya da Tekirdağ'dan biri girmiş. Ve onunla aslında iki kişilik bir ilişki yaşıyor. İşte bu gözü kör olası bu internetler... Diyem sana neden tüp top mudur nedir, ben hiç anlamam öyle şeylerden. Oradan arkadaş bulup kendisine yaptı tahminimle, bunun zihnini yıkadılar. Aklını çeldiler. Hani ricada bulunuyorum kızımdan, hani kızım bana dönsün. El aleme hiç verme, razı değilim. Nikahın altında boşanmış olsa da anne babanın evine yakışır, başkasının evine yakışmaz anacığım. Anlayabildiniz mi? Ama baksana ben Diyarbakır'dayım diye sizi aslında oyalamak için evet. Bir plan da yapıyorsa evet. Hani onu Zeynep'in evet. Aklını kimse çelemez. Zihni buysa ve düşünceleri... Benim kızıma akıl veriyorlar. Hakaret etme akıl, anne. Hakaret etme. Akıl veriyorlar. Hiç kimse bana akıl vermiyor. Evet. Akıl vermiyor. Tamam mı? Siz mi onlara akıl veriyorsunuz? Akıl vermiyor. Kimse Zeynep, bana akıl vermiyor. Zeynep sen mi onlara akıl veriyorsun? Mesela ben çok merak ediyorum. Bir insanın ikamet bilgileri çok önemlidir. Biz çünkü yerleşme niyetiyle oraya gideriz. Ya evlilik amacıyla gideriz, aldırırız ve işte seçmen olarak oy kullanmamızda etkilidir. Sen şimdi hiç tanımadığın bir yere annene diyorsun ki Diyarbakır, ikamet kağını nereye aldırdın? Çanakkale'ye. Niye? Yaşama niyetin var mı Çanakkale'de? Ya o öyle... Ay kısa kısa geçelim. Yaşama niyetiniz yok. Ama ikametgah resmi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde Zeynep nerede yaşar deseler nerede bulacaklar seni? Biga'da. Biga'da peki mı? Peki sen nereden geldin? Şu anda ikametgah Biga'da. Hayır, o diyor ki sen Biga'da mı yaşıyorsun? Hayır. Tekirdağ'dan geldin. Yani aslında sahte. Geldi. Yani sahte bir adres gösteriyorsun. Senin yaşam yerin neresi? Tekirdağ. Anneler nerede yaşıyorlar? Tekirdağ'da. Sen annenlerin bir aydır aslında dibindesin. Bir aydır zahmet edip annenlerin yanına gitmiyorsun. Annenleri de aslında bir telefonla, bir sözcükle, bir kelimeyle oyalayıp ben Diyarbakır'dayım diyorsun. Ben annemle konuştum. Ben sağlığımı, hayatta olduğumu söyledim. Ben annemle konuştum. Ben abimle de konuştum. Zeynep'ciğim şöyle yapalım. Biz seninle kardeşiz tamam mı? Normal hayatımızı düşün. Ben o gün eve gelmiyorum. Sen beni arıyorsun. Ablanım ben seni. Merak ediyorsun. Ondan sonra günlerce benden ses seda çıkmıyor. Sadece diyorum ki iyiyim, sağlıklıyım, beni merak etmeyin. Eder misin, etmez misin? Etmem. Sağlıklı olduktan sonra hayatta olduğu zaman... Nerede olduğumu, kimin yanında olduğumu, hangi şartlarda olduğumu bilmiyorsun. Cebimde param var mı yok mu bilmiyorsun. Merak etmez misin?
Bunun için duygusuz falan olman lazım. Yani empati yeteneğinin sıfır olması lazım. Ya da annen kaybolsa, annen ortada yok. Sen buraya çıktın, anneni arıyorsun. Annen diyor ki bana karışmayın, ben mutluyum diyor. Tepinmez misin burada? Bilmiyorum. Ya sen niye eşini terk ettin? Onlara soru konuşsa. Hayır hayır, ya şunu merak ediyorum. Eşinin evlisin. Bir gün önce mutlusun, bir gün sonra niye terk ettin onu? Bunun bir sebebi var. Sebebi var. Ondan ayrılmak istiyorsun değil mi? Bu çok haklı bir sebep. Boşanmak istiyorsun. Aileni niye terk ettin? Şimdi bak, eşinden ayrılmak isteyebilirsin ama sen aileni de terk ediyorsun. Yani ne hukuk tanıyorsunuz, ne kanun tanıyorsunuz, ne aile tanıyorsunuz, ne aile değerlerini, hiçbir şey tanımıyorsunuz ama sen mutlu olmak istiyorsun mesela değil mi? Kimle? Ömürle mutlu olacaksın. Böyle mutlu olabilir misin? Ya zaten şu anda yani şey her şey yolunda gidiyor. Şey şu anda zaten abimler falan olumlu. Zaten şu anda da İyi ki anlaşmalı diyorlar. Boşanmaya gideceğiz zaten. Boşanırsan evlenirsin diyorlar. Böyle kabul ediyorlar. Peki sen kocana kaçtın mı? Evlendiğin kişiye yine kaçtın mı? Şey mi? Kaçtım kişi. Muhammed'e. Evet. Hayır, Muhammed'e. Kaçarak 17 yaşında kaçtım ben zaten. 17 yaşında kaçarak Muhammed'le bir evlilik yaptın. Evet. O gün ailen senin karşında olsaydı, senin bu ilişkiye rıza göstermiş. Telefonla zaten konuşuyorduk annemle. Kaçtığımızda zaten annemle konuştuk. Ne zaman başladık konuşmaya? Kaçtığımızın haberimiz bile yok. Kaçtıktan sonra konuşmadık mı anne? Niçin kaçtın? Konuşmadık mı anne? Siz nereye gittiniz de nereye gittiniz? Benim konum Muhammed'le kaçması, konuşup konuşmamanız değil. Yani Muhammed'le de kaçtı. Evet, kaçtı. Seviyordu, ölüyordu, bitiyordu, yanıyordu Muhammed için. Muhammed'siz dünya ona zindandı. Ne oldu? Ne çabuk bitti. Ne oldu? Kaçtın mesela Muhammed'le. Aynı evde yaşadın, evlendin. Sonuç? Yine kaçtın. Şimdi bunun için ölüyorsun, bitiyorsun, yanıyorsun, perişansın. Onunla olmazsan dünyanın sonu geldi sanıyorsun. 5 yıl sonra gene kaçacaksın kızım sen. Bir kere kaçtığın adam evli mi? Hayır. Değil. Bekar mı? Evet. Ben anlamadım kardeşim bu işi ya. Gerçekten anlıyorum. Bak gerçekten çözemiyorum. Yani sevdikleri kızların Instagram'da birini likelasalar kıyamet kopar. Ben bu adamların evli kadınları kaçırmasını anlamıyorum. Evli insanların böyle insanlarla kaçmasını anlamıyorum ya. Muhammed Bey telefon attığında. Muhammed Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eşiniz Zeynep burada. Abi uğurlu olsun. Hayırlı. Sağ olun, teşekkür ederim. Televizyon sesini kapatın lütfen. Tabii ki. Televizyon sesini biter misin? Biz anlaştık, kocamla boşanacağız mı dediniz? Ya babamla falan onları konuşacağız. Hani anlaşacağız, ondan sonra... Kimle anlaşacaksınız? Konuş Muhammed'le. Anlaşır. Muhammed Bey, eşiniz burada, konuşabilirsiniz. Ben eşimle konuşmak istemiyorum. Peki ben sizin adınıza şu soruyu sordum. Siz dediniz ki biz 3 Aralık'ta dünyanın en mutlu çiftiydik. Ertesi gün karım kaçtı dediniz ve şoka girdiğinizi söylediniz. Evet. Bu duruma anlam verebiliyor musunuz? Bakın 1 yıldır hayatında başka biri varmış zaten. Ben ya ne bilmek, ne diyeyim ya Esra abla, ne diyeyim? Esra Hanım, ne diyeyim ya? Ne diyeyim? Yani ben ne diyeyim ya? Tamam. Eşinizle anlaşmalı boşanacak mısınız? Ben boşanmak istemiyorum. Anlaşmalı boşanmak istemiyorum. Madem beni 1 yıldır aldatıyordu. Yani ne bileyim bana bu yanlışı yaptı. Yakıştıramadım. Ben ona kendimden daha çok güveniyordum. Ben kendimden daha çok güveniyordum ona. Buyurun. Çıkabilir miyim? Ha? Çıkabilir miyim ben? Ama şimdi bak bunlar gerçekler. Çıkabilir miyim ben? Çıkmak mısın? Niye? Nereye çıkacaksın? Konuş bakalım. Dökül bu yerine, nereye çıkıyorsun? Ben diyor anlaşmalı boşanmayacağım, çekişmeli boşanacağım diyor. Sen bunu göğüslüyor musun? Çıkabilir miyim ben abla? Tabii çıkabilirsin. Hayır, anlaştık. Ne oldu yani mesela?
Mesela kiminle anlaşmıştınız? Nereye gidiyorsun Zeynep? Zeynep nereye gidiyorsun? Bana bakar mısın yavrum? Zeynep! Zeynep kızım! Yavrum, evladım, ben burada perişan halde oluyorum. Muhammed Bey, ben anlaşmalı boşanmayacağım, çekişmeli boşanacağım diyorsunuz. Evet. Beni madem bir yıldır aldatıyordu, kendi ağzıyla söyledi orada. Hı-hı. Yani ben istemiyorum. İstemiyorsunuz. Salih Hanım, sizin haberiniz var mı? Yok, hiçbir şeyden haberim hayır, yok. Hayır, kızınızın ifadesi şu, babamla biz anlaştık diyor. Yalan, yok yalan. Öyle bir şey, yalan. Babam diyor, benim boşanacağım hemen diyor, bu kaçtığım yani, kişiyle evleneceğimi istiyor. Babası bu durumu kabullenmiş. Evli mi, bekar mı, belli babası değil ki ve erkek kardeşi bu durumu kabullenmiş. Olayı da kapatmak için bir an önce demişler, bu yasal duruma sokarız bu durumu, kaçışı. Hayır, hayır, yalan. Yalan. Bir şey olmuş olsaydı eşim size bağlanır söylerdi. Söylesin, canlı yayına bağlanıp söylesin o zaman. Evet, bağlansın, canlı yayına bağlansın. Lütfen eşine buradan çağrıda bulunuyorum. Zeynep'in babasına. Nedim siz bir an önce hani bu boşansın kızım, ben de kızımı kaçtığı kişiyle evlendireyim dediniz mi? Dedi mi Zeynep baban sana bunu? Bana demedi. Ne? Ama öyle duydum. Ya, öyle duydun. Kimden duydun? Duydum işte. Kuşlar mı söyledi? Kim söyledi kızım? Küçükken vardı, öğretmenimiz derdi bize. İşte bir yalanı şey yaramazlık yapardı, kuşlar söyledi derdi. Yalanı çok. Zeynep, ne oluyor, mideni tutuyorsun? Midem ağrıyor. Miden ağrıyor. Anladım. Yani kaygılandın mı? Ay hayatım, ben de böyle biraz cesaretli olun ya, sen en zoru yapmışsın. Çok... Kızım dön gel, pişman olursun. Zaten pişman oldun gittiğine, dön gel Zeynep'im. Zeynep'im gel yavrum, baksana yalvarıyorum yavrucuğum. Yarı ömrüm gitti. Gel anneciğim, ben kaldığım gel. Yerden mutluyum. Mutlu değilsin, mutluyum. Yalan söylüyorsun. Ben çok bak. Senin yalanların ben, çok var. Ben, yalan konuşmuyorum. Evet, çok yalanlarım ben var. Ben yalan konuşmuyorum. Evet. Ben evet. Kaldığım yerden çok mutluyum. Hı-hı. Huzurluyum. Hayır, huzurlu mutlu değilsin. Pişman oldun sen kaçtığına da. Kaçtım. Ama sana... ...ne vermiyor da gidiyorsunuz Çanakkale'de bir başkasının ikametgahını aldırıyorsunuz. Bu kadar medeni cesareti olan, evli bir kadını kaçıran adam ikametgahına da böyle bir kadını burada, alabilmeli. Burada yayına çıkar. Ya bu başkasının üzerine ikamet aldırıyorsun. O seni götürenlerden de şikayetçiyim. İki yakası bir yeri gelmesin. Anne deme bana. Tamam mı? Şikayetçiyim. Hapishaneye girsinler. Gebersinler isterse. Tamam mı? Burada millete de böyle devletimize de burada... Siz sesleniyorum. Bu genç kızların içine girenleri, zihnine girenleri ne olursunuz temizleyin. Bu genç evlatlarımız Zeynep, bak, böyle Zeynep, şey olmasın, siyasi bir olmasın. Şimdi hani bu aslında sıkışmak da değil de ya yanlışın farkındasın, bundan dolayı çekiniyorsun. Ya da ama ne açıklayacağım ben şimdi annemle, ne muhatap oluyorum tavrı. Hangisi? Beni peşimi bırakın. Ben gayet mutluyum. Gerçekten buradan çekilmesini istiyorum. Ben dışarıda annemle anlaşacağım. Bırakmayacağım. Bu kadar. Bırakmayacağım. Peki, ben dışarıda... Seni dibine daldıracağım. Saliha teyze, ben annemi dışarıda ikna ederim diyor. Hayır. Ben konuşmak istiyorum dışarıda sadece. Hayır, burada konuşacaksın. O zaman bir elini öpseydin anne, beni affetti burada yani. Kadın burada feryat edip bayılırken sen karşısına tebessüm ediyordun. Hayır, burada konuşacaksın. Geleceksin bu Esra ablanın karşısında konuşacaksın. Senin milletvekiline böyle seni veririm. Milletvekili de senin yanındaki ya, o insanları bir yok edecekler. Saliha abla. Anlayabildim, temizleyecekler. Saliha abla. Sen kendini ne kadar paralarsan parala, söylediklerin karşındakinin duyabildiği kadar. O da duymayı tercih etmediği için. Onu da hapishaneye rahattırayım, bir gece kalsın nezarette de diyor, aklı başına diyor, gelsin. Ben diyor annemi ikna ederim, babamı ikna ettim, hı-hı, abimi ikna ettim tabii, diyor. Babası bağlansın o zamanlar. Bağlanır, birden bağlanır. Yok telefonum. Arayayım eşimi, konuşsun, bağlansın. Kimden duydun Zeynep sen bunu? Yalan. Babanın anlaştığını. Yalan. Hayır, yalan. Ay şimdi iki lafı bir araya getirmiyorsunuz da bu kadar entrikayı nasıl çeviriyorsunuz? Bir de bana bunun cevabını verin ya.
Of. Konuşsan bir cümle alamıyorsun konuşmak ağzından. Konuşmak istemiyorum deme. Konuş bu yayın gel konuş. Ya ben bundan sonra gelen konuklarla chat yapacağım ki belki daha rahat iletişim kurarız yani. Konuşacaksın şimdi, sen Zeynep'i kaçıran kişinin, yani Zeynep'in kaçtığı kişinin abisi telefon attığında. Alo. Alo, iyi günler, kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Zeynep size kaçtığında Zeynep'in evli olduğunu biliyor muydunuz? Hayır. Size kendini bekar olarak mı tanıttı? Ben sadece bir kere gördüm onu. Nasıl tanıttı size kendini? Bana geldi, evleneceklerini söylediler. Ya ses orada yankı yapıyor, anlamıyorum ben sonra konuştuğumu. Ben sizi gayet iyi duyuyorum. Televizyon bana sesini de kapatın. Hoparlörü de kapatın. Hoparlördeyiz zaten. Geldiler bana dediler ki biz evleneceğiz. Bekar olduğunu ben biliyorum. Benim dün yayınlandı. Benim şeyim, eşimle benim gereksiz yere benim fotoğraflarım teşhir edildi orada. Ben Zeynep'le bugün görüştüğümde annenin boynuna sarılacaksın. O kadının gözyaşı sizin ciğerinize ateş olur düşer dedim zamanında. Mutlu bir yuva kuramazsınız söyledim. Benim Zeynep'ten istediğim annesinin boynuna sarılıp annesinin ellerinden öpmesidir. Bu anlamda Zeynep'in üzerinde bir söz hakkınız var. Yani size olan güveninden dolayı aslında hani ona nasıl davranması gerektiği konusunda yönlendiriyorsunuz. Ama Zeynep... Hayır, ben kimseyi yönlendirmiyorum. Hayır, sadece yani doğru olan bir şeyini... Tamam, doğru olan hani yönlendiriyorsunuz. Yönlendiriyorsunuz derken ben de yönlendiriyorum. Gel annenin elini öp diyorum, öpmüyor. Zeynep sizi de dinlemiyor mesela. Zeynep, duyuyor musun beni? Duyuyorum abi. Şimdi kalkacaksın, o annenin ellerinden öpüp boynuna sarılacaksın. Duyuyor musun? Duyuyorum abi. Ama hemen kalkıp annenin ellerinden öpüp boynuna sarılacaksın. Peki ben de size bir soru... Cihangir Bey'in kaçtığı kişinin abisinin onun üzerinde daha emeği olduğu için herhalde bu bir ayda... Daha onun sözü geçiyor. Cihangir Bey. Evet buyurun. Ya bir aradan, pardon. Aradan bir 5 yıl geçse. Vay be. Yavrum bebeğim, benim canım evladım. Yavrum kışlara yem etmem seni. Köpekliğine bırakmam seni ya. Evladım. Tamam, seni almadım. Gitmeyeceğim bebeğim. Tamam, bebeğim benim güzel evladım. Gideceğiz evimize mutlu yaşayacağız. Anneanneni de alacağız. Aile olacağız yavrum. Aile olacağız. Beyefendi. Aile olacağız. Tamam, beyefendi Zeynep'in tekrar oğlunuz kardeşinizle beraber olmasını istiyor musunuz? Ben bu şekilde birlikteliklerini onaylamıyorum. Gel. Yani bu ilişkiye onay vermiyorsunuz. Ben bu şekilde olan ilişkiye onay vermiyorum. Ya bu şekli de anlatır mısınız lütfen? Evli bir şekilde başka biriyle hayat kurmamasının, kurmasının yanlış olduğunu söylüyorum. Ben bu işe onay vermiyorum. Benim tek istediğim o yaşlı, gözü yaşlı annesinin yanında dik durmasıdır. Hayır, bu adamları seni vermeyeceğim. O deme, seni bu meze et. Eğer ki... Eğer ki Zeynep eğer tek annesiyle beraber gitmez ise eğer ben gerekeni daha sonrasında yapacağım. Ben annesiyle yan yana onu getireceğim. Ben ne söylersem herkes buna uyacak. Sözünüz bu anlamda kuvvetli. Zeynep, Cihangir beyefendi diyor ki, orası biplenir. Beyefendi diyor ki Zeynep annesinin yanına dönsün. Ben bu şekilde bu ilişkiye onay vermiyorum diyor. İnşallah. Ailesinin yanına dönsün diyor Zeynep. Döneceksin. Zeynep. Zeynep. Esra ablaya bak. Bak ne güzel beyefendi sana ne yap derse sen aynı şekilde davranıyorsun ya. Sen de emeği daha büyük demek ki.
Mesela anneni gördün hiçbir şey hissetmedin ama o abinin yakınım, sözüyle zaman doğru olanı yaptın. Nerede yakının? Ben yakınsın. Zeynep şunu merak ediyorum. Bu şekilde ben bu ilişkiye onay vermiyorum diyor. Söyleyecek bir şeyin var mı? Nikahlısın. Nereye gideceksin? Ya, bir dur deme. Konuş. Konuşacağız. Zeynep, tamam mı? Ben çok basit bir soru soruyorum. Canım. Beyefendi tekrar söyler misiniz? Sizi duymuyor Zeynep, algılamıyor. Alo. Ailenin yanına dön. Alo Zeynep. Bak efendim abi. Bak. Bir şeylerin eğer doğru yolda bir yanlış yapmışsınız, bir hata. Bu hatanın üzerine daha fazla gitmenin anlamı ya da mantığı yok. Eğer ki sen o annenin yanına gitmezsen o kadını perişan edersin. O kadın belki bugün evine gidecek ama o kadının içini ateşte bırakmayacaksın. Ben annemle konuşurum abi. Annemle görüşürüm, yüz yüze de görüşürüm. Ararım gerekirse anneme de giderim sen abi. Sen şimdi kiminle beraber ayrılacaksın oradan? Annenin babanın yuvasına düşersin. Zeynep'e çok güzel bir soru sordu beyefendi. Dedi ki bak, sen oradan değil. Şimdi kiminle ayrılacaksın dedi. Zeynep. Şile. Sen hiç karışma. O anlatsın. Ben de hiçbir şeycik demiyorum. Onu ben ona bıraktım. Tamam annem bir şey demiyor. Ben annemle ayrılacağım. Ben annemin yanına gitmeyeceğim diyor. Ben annemin yanına ailenizin büyüğü de müstakbel gelin olarak evli bir kadını gelin olarak kabul etmeyiz diyor. Gelse de diyor ben tekrar kendi ellerimle diyor annesine bırakırım diyor. Anladın? Ah Zeynep ah. Peki beyefendi size bir soru soracağım. 5 yıl sonra aynı sahneyi yaşayacak olsanız, kardeşiniz benzer bir olayı yaşasa tavrınız ne olur? Benim orada anne gibi olurdu. Oradaki anne gibi olurum. Değişen bir şey olmaz. İkametgahı da sildirecek misiniz? İkametgahı kumbağanı alacağız. Aldırdın mı? Ne kadar hızlı gezicisiniz ya. Vallahi bugün... bir de devletten şikayetçi oluyorsunuz. Yani işte evlilik işlemleri uzun sürüyor bilmem ne. Ben de mesela kaçın ikametgahı aldırmasını ilk defa buldum. Nasıl veriyorlar? Nasıl al? İnsanların Zeynep'in kendi isteğiyle alakalı. Anlatılık eşeğine çalışması. Saliha teyzeciğim seni kızınla baş başa bırakacağım. Dışarıda oturup konuşabilirsiniz. Tamam sağ ol. Teşekkürler. Karıştığımız böyle. Allah razı olsun. Kavuştuğum için huzurluyum, mutluyum. Allah razı olsun. Gitmeyecek kızım benimden kalacak. Gitmeyeceksin, kalacaksın. Yuvamıza gideceğiz, babamızla Zeynep, konuşacağız. Hayatımızda duygularımızın olduğu sevdiğimiz insanların simaları, adları, şekilleri, şehirleri değişir ama tek gerçek olan vardır ki hep aynı şekilde kalan ailemizdir. Anne ve babamızdır. Lütfen onları böyle ayaklar altına da almayalım. Gel. Görüyorum ellerinden. İyi bak Salih abla kendine. Sen de. Allah'a emanet ol. Öpüyorum seni. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.